Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde influencer pazarlamayı konuşacağız ve konuğum da Social Famous'tan Türkiye'nin ilk influencer marketing ajansı diyebiliriz onlar için. Satış ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Erkan Mısır. Erkan merhaba, selamlar hoş geldin. Selamlar hoş bulduk. Nasılsın? Aslında ben e, çok sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. iyi olmaya çalışıyoruz, öyle diyeyim. Evet, son dönem biraz keyifsiz geçiyor Türkiye'de. Her şey belirsiz. Ama zaten sürekli bir belirsizlik ortamı var Türkiye'de. Ama işte yaşadığımız üzücü durumlar var. Bakalım bu yıl nasıl geçecek merakla bekliyoruz. Bu arada girişte ben şey dedim sana satış ve iş geliştirme müdürü sorumlusu dedim ama aslında şu anda şirketin tamamen kontrolü de sen aslında yönetimi de sen de birçok şeyi sen yapıyorsun ve ben de yakından takip ediyorum sizi. Bu bölümde de özellikle bu konuyu uzun zamandır konuşmayı istiyordum ve bir dinleyicimizden de bu konuda Hı. bana istek geldi konuşur musunuz diye ve o yüzden de bugün burada seni ağırlamak istedim bu bölümde. Teşekkür İstersen ederim. Sen biraz girişte son dönemde neler yapıyorsun, bugüne kadar neler yaptın kısaca kendinden bahsedebilirsin. Sonra da konumuza gireriz. Tabii. Yani şu, bu bu tarz sorular karşısında aslında nereden başlamam gerektiğini, nasıl anlatmam gerektiğini çok karar veremiyorum. Ama kısaca şöyle bahsedebilirim. Babamla zaten tanışıyorsunuz. O 35 yıllık bir onun reklamcılık geçmişi var. Aslında Tabii o... Bahadır abiyi tanıyoruz. Onu da burada söz edelim, <laughs> lafını geçirelim. Yani o hikayeye oradan girmeden anlatmam biraz zor. E, o 35 yıllık bir reklamcı, yaklaşık olarak 35, belki artı oynuyordur biraz. Hep de hayatı boyunca işte şey, ilkleri, ilk Böyle bir trend yakalayıp o trend üstünden ilerleyerek hep bu tarz işler yapmış bir insan. Sosyal medya tarafında da aslında dünyada bu gelişen trendleri fark edip tamamen bütün odağını, bütün ajansı buraya çevirdi. E, o dönemler işte yaklaşık herhalde 11 sene falan olacak. Bir, bir tık daha böyle onun öncesi de var ama net başlangıç 11 sene diyebiliriz. E, o dönemlerde işte ben üniversite daha yeni üniversite zamanlarım ilk zamanları ben. Başka işlerle tabii uğraşıyordum. Bir startup'ta çalışıyordum. Aynı zamanda da bir oyunculuk okuluna gidiyordum. Birkaç sene süren bir öyle bir maceram oldu. 5 yıla yakın. Tabii sonra yaşadığım birçok şeyden kaynaklı işte hem mobbing hem de çok istemediğim şeyler yaşadığımdan dolayı bir gün babamı aradım. Dedim ki bir insanın herhalde en iyi yapabileceği şeylerden birisi kendi işini yapmak ve bunu geliştirmek. Ben de dedim sana destek vermek istiyorum ve o şekilde başladım. Yani ilk 3-4 senesini tamamen hakimim şirketin ama aktif olarak içinde yer almıyordum. Geri kalan bu 7 yıllık dönemde de aktif olarak rol almaya başladım. O gün bugündür de aslında sektörün tamamına neredeyse hakim olmuş olduk. Yani hakim olmuş olduk derken tabii şey bizimle birlikte bizim başladığımız dönemden bugüne sektör gelişmiş oldu. Biz de bu gelişmelerin tamamına ayak uydurduk bu günlere kadar da geldik böyle ilerleyen bir süreç. Harika gerçekten. Yani işte zaman zaman farklı sektörlerde kazandığımız deneyimler bir sonraki yapacağımız iş için büyük faydalar sağlıyor. Bence senin kazandığın o deneyim de şu anda yaptığın işte büyük bir fayda sağlıyordur diye düşünüyorum. Girişimci olmak da güzel bir şey. Senin de girişimlerin var biliyorum. Evet. Ve birçok farklı kulvarda ilerliyorsun ama içinde bulunduğun dünya da işte influencer dünyası. Ki ona bir Türkçe isim buldular mı bilmiyorum. Çok renkli bir dünya. Yani yine Güzel, yine keyifli geçiyordur diye düşünüyorum. Yine influencer diye tabir ediyoruz. Ona yani etkileyen, etkileyici gibi şeyler kullanmaya çalışıyorlar ama genelde influencer. Anladım. Genelde tabirimiz. Peki o zaman influencer dünyasını konuşacağız bu bölümde. Az önce söylemiştim bir dinleyicimiz... Dinleyicilerimiz daha, daha doğrusu yani podcast'i sevenler zaman zaman böyle konu önerilerinde bulunuyorlar. Süleyman Salihler'de birkaç konu önerisi bulunmuştu bana. Onlardan biri de buydu. Onun da ismini geçirmiş olalım podcast'in içerisinde. Ve şimdi bu bölümde influencer dünyasını konuşacağız. İstersen şununla başlayalım. Influencer tanımını bize yapabilir misin? Yani senin bakış açından influencer nedir? Yani şöyle bir kitlesi olan bunun büyüklüğünün çok fazla bir önemi yok. Küçük kitleli influencer'lar da var çünkü. Ve bu kitle üstünde bir etkileme gücü, etkileme kabiliyeti olan insanlara biz influencer diyoruz. Yani bir hesabın 3 milyon veya 5 milyon takipçisi olması aslında bu hesabın bir influencer hesabı olduğunu belirtmiyor. Yani bir örnek veriyorum, bir caps sayfası da olabilir bu ve bu insanlar üstünde etkileme gücü çok yüksek olan bir sayfa değildir. Böyle ayrımlarda bulunuyoruz. Influencer yani dediğim gibi kitleleri üstünde etkileme gücü olan insanlar. Anladım. Yani işte 4 milyon takipçisi var diyelim ama hı hı. mesela zaman zaman görüyorum işte 10 bin kişi beğenmiş. Evet. Ama işte 30 bin kişilik bir influencer diyelim ya da bir Bilmiyorum. hesabı 15 bin kişi beğenmiş yaptığı paylaşımı. İşte i̇kisi arasındaki fark böyle istatistiklerle ilgili de çalışmalar yaptığınızı bildiğim için o biraz tartışmaya açık galiba. O konuda mesela nasıl ilerliyorsunuz markalarla? Nereden, Nerede? nasıl başlıyorsunuz mesela? Markalar nasıl geliyor size? Şöyle genelde zaten biz bir satış pazarlama faaliyeti bir fiil yürütüyoruz. Ama bu 10-11 senelik süreçte artık aşağı yukarı hem ajanslarla hem de bütün influencerlarla tanıştık iş yaptığımızdan dolayı. Yani bir noktada artık ajanslar ve markalar kendileri tabii gelmeye başlıyorlar ama biz aktif olarak yine satış ve pazarlama faaliyetlerimizi yürütüyoruz o süreçte bize bir brief geliyor. Bizim bir aslında standart bir brief formumuz da var. Bunu da bazen doldurma, doldurmalarını isteyebiliyoruz. Bize bir brief geliyor. Biz o briefte kitle analizinde bulunuyoruz. Hitap ettiğimiz kitlenin işte yaş aralığı nasıl olsun, hangi cinsiyete hitap ediyoruz, ilgi alanları nedir, lokasyon bilgisi bizim için önemli mi gibi birçok kriterimiz var. Bunlara uygun bir influencer listelemesi yapıyoruz aslında marka için. Burada bir proje çalışılacaksa, kampanya kurgusu çalışılacaksa bunları da gerçekleştiriyoruz. Kreatif tarafta da yani aktifiz. Prodüksiyon gerektiren işlerde prodüksiyon desteğini veriyoruz. E bu gelen brief doğrultusunda listemizi sunuyoruz. Bu listede de aslında baktığımız belli başlı kriterler var. Az önce dediğimiz gibi bazı mesela 4 milyonluk hesabın 10 bin beğenisi olabiliyor. Aynı şekilde 30 binlik hesabın 15-20 bin beğenisi olabiliyor. Bu çok önemli bir kriter bizim için. Çünkü 30 binlik bir hesabın etkileşim oranı eğer 15-20 bin like alıyorsa çok yüksektir ve kitlesi üstünde etkileme oranı da aslında bir o kadar yüksektir. Ee, bizim ana kriterlerimizden birisi erişim, yani biz bir influencer'a x bir bedel ödüyorsak bu bedel karşılığında ortalama olarak kaç kişiye erişim sağlıyoruz ve bu erişimin bütçeyle oranlamasını aslında alıyoruz. Yani bir kişi başına düşen erişimi hesaplamış oluyoruz. Genelde bunun üstünden ilerlemeye çalışıyoruz. Yani 1 milyonluk bir hesabın bütçesiyle 20 binlik bir hesabın bütçesini karşılaştırmanın en kolay yolu eriştiğimiz kişi başına maliyete bakmak. Biz de bunun üstünden ilerliyoruz. Anladım. E zaman zaman ben podcast için de söylüyorum. Podcast'te çok fazla kişiye ulaşamıyoruz. Daha doğrusu çok fazla takipçiye ulaşamıyoruz ama etkileşimi çok daha fazla oluyor. Demek ki artık markalar sayılara odaklanmaktansa o işte yüzdelere etkileşim oranlarına bakıyorlar. Ama bazen de mesela böyle duyuyorum herhangi bir marka yeni bir ürün çıkartacak, yeni bir marka oluşturacak belki. Bir influencerla çalışmak istiyor ve işte o içerik oluşturucunun takipçilerinin o markaya yakın olduğunu düşünüyor. Ama aslında istatistiklere bakıldığında bu bambaşka farklı <laughs> bir şey birisininle çalışmaları gerektiği ortaya çıkıyor. Böyle şeyler oluyor mu? Mesela bir marka geldi diyelim size. Biz şu ürünümüz için şu kişiyle çalışmak istiyoruz. Ama siz şey diyor musunuz? Hayır o sizin için uygun değil. Bununla çalışsanız daha iyi olur gibi. Yani o öneriyi kesinlikle yapıyoruz. Aslında orada biraz da karşıdaki markayı tartarak devam etmeye çalışıyoruz eğer bir isme kesin olarak takıntılıysa ve o isimle kesinlikle çalışmak istiyorsa zaten onun önünde duramıyorsunuz. Sizin üstünüzden ilerlemese başka bir ajans üstünden ilerliyor. Biz yine önerilerimizde bulunuyoruz. Detaylı kitle analizini bütün çalıştığımız markalara veriyoruz. İşte bu hesabın fake takipçi oranı budur. Bütün takipçilerinin ilgi alanları bunlardır. Hatta etkileşime geçenlerin ilgi alanları bunlardır gibi bütün metriklerimizi paylaşıyoruz. Ma istedikleri kişi marka ile uyumlu değilse de bunu özellikle belirtiyoruz. Ama tabii çalışmak istedikten sonra marka onu da engellemiyoruz. Ama biz yönlendirmemizi her zaman için yapıyoruz anladım. Yani bu kampanyadan bir verim alamazsınız diyorsunuz ama onlar yine de o kişiyle ya o influencer'la ya da etkileyiciyle çalışmak istiyorlar. Evet. Peki ekonomi ne durumda? Yani influencer ekonomisi şu anda Türkiye ve dünya onu istatistikler var mı elinde? Yani net spesifik olarak rakamsal bir şey söylemem çok doğru olmaz. Onun şeyleri araştırmalarını aslında yapıyorlar ama şöyle pandemi sonrası en azından bizim ajansımızdan yola çıkarak söylersem ki genelde rakip olarak değerlendirebileceğimiz ajanslarda da durumlar aynı. Yani minimum 3-4 katına şey olarak iş hacmi olarak pandemi sonrası çıktığını söylemek mümkün. E-ticaret harcamaları çok arttı çünkü. Bu e-ticaret aslında e ticaretle birlikte influencer marketing de aynı oranda büyümeye başladı. Özellikle Türkiye'de trend yolun bu influencer'larla oluşturduğu affiliate marketing sistemi aslında birçok markanın da buraya gelmesini sağladı. E bu sayede de çok hızlı bir büyüme gerçekleşti. Hatta yönetici bazlı, çalışan bazlı bakarsak da TV ve medya sektöründen de bu tarafa çok fazla bir çalışan akışının olduğunu söylemek mümkün son hmm. dönemde. O söylediğin sistem nasıl? Onu anlatabilir misin bize? Link paylaşımı üstünden bir influencer link paylaşıyor ve bu linkten satışlar üstünden Trendyol yol influencer'la aslında bir komisyon paylaşıyor. Anladım. Evet, bu sayede influencer'lar kendi istekleriyle durmadan Trend linki paylaşmaya başladılar. Haliyle Trend yol içerideki markalarla bir influencer süreci yürütmeye başladı. Aslında Türkiye'deki en büyük influencer ajanslarından birisinin Trend olduğunu söylemek mümkün. Çünkü kendi içlerinde yürütüyorlar bu süreçleri. E Bu sayede de aslında bütün markalar özellikle pandemi sonrası e ticarete girmeye çalıştılar e ve bu durumla birlikte de aslında influencer çalışmalarına ağırlık verdiler haliyle. Bütün bunlar da sektörün sadece Türkiye özelinde de değil bütün dünyada büyümesine sebep oldu. Tabii Türkiye'ye özel bir parantez açmak gerekiyor çünkü TV'den çok ciddi bir özellikle genç kitlede kaçış var Türkiye'de. Mesela ben e, herhalde bir 6-7 yıldır hiç televizyon içeriği tüketmem. Yani bir fil, bir TV kanalını açıp bir dizi veya bir film izlemedim televizyonda. Bana mesela orada ulaşmak çok zor. İnanılmaz gerçekten. Peki şey 2022 yılı itibariyle sanırım bir ekonomi internet sitesinde görmüştüm. Bulursam onu da paylaşırım şeyde podcast'ın açıklama kısmında. Dünyada influencer ekonomisinin 16 milyar dolara ulaşması bekleniyor gibi bir istatistik paylaşmışlardı. Herhalde Türkiye'de en fazla yükselen ülkelerden biridir diye düşünüyorum. Bu son 2 yılı 3 yılı saymazsak herhalde. Yani Türkiye evet bu ülkeler arasında en çok yükselenlerden biri olduğunu düşünüyorum ben de. Yani şöyle bir araştırma var Reklamcılar Derneği'nin 2021'in ilk yarı yatırımlarıyla 2022'nin ocak haziran yatırımlarını karşılaştırdıklarında dijital taraftan bahsediyorum. Bu spesifik olarak influencer çalışması olarak ayrılmıyor. %78'lik bir büyüme var bu karşılaştırmada. Yani bu bence çok çok ciddi bir rakam. 2021-2022. Evet yani birkaç Zaten oldu. pandemi vardı o zaman. Evet pandemi zaten yani herhalde bir 5 sene falan ileriye attı gibi tahmin ediyoruz dijitali. Evet doğru. Yani bu yüzden bir kaçış olduğunu söylemek çok doğru. Az önce dedin ya televizyon ben mesela izlemiyorum. Beni televizyon yakalayamaz dedin. 6 senedir izlemiyorum dedin. Peki rakam ne? Ne kadarlık bir rakam dijital medya yatırımları olmuş? 2021-22 var mı onun verisi elinde? Yani şöyle yine Reklamcılar Derneği'nin bir araştırması var bununla ilgili. Orada da yaklaşık olarak 14 milyarlık bir rakam var reklam yatırımı olarak. Ya yine dediğim gibi bunlar küsuratını şu an net olarak şey yapamıyorum ama influencer çalışması olarak da ayrılmıyor bu. Yani bunun içinde hem YouTube reklamcılığı var, hem Google reklamcılığı var, hepsinin dahil olduğu bir toplam bu. 14 milyar TLlik. Ya bunu niye sordum? Çünkü televizyondan iki katından da hatta üç katı yani daha fazla. Yani televizyon yatırımlarına baktığımızda. Yani. O yüzden yani yeni nesil olarak sanki yeni nesilsin, televizyonu izlememen, televizyonu seni yakalamaması çok 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 normal diye düşünüyorum. Bir de Türkiye internette gerçekten Avrupa'nın bir numarası yanılmıyorsam... ...Türkiye'deki internet kullanım sürelerine günlük 8 saati geçiyor herhalde. Bu konuda Avrupa'da birinci yani, sıradayız. Şöyle, Kendi ekranımdan bakıyorum. Ben, benim kesin 8 saati geçiyor. Ben evet. açayım şu an. Ben de merak ettim. Ekran süresini açıyorum mesela şu an. <laughs> yani günlük Ortalamam 9 saat 9 dakika. İşte yani herkesin böyle yani telefon elimizden düşmüyor ve Türkiye'deki internet kullanıcılarının da %92.5'unun bir Instagram hesabı varmış. Bu inanılmaz değil mi? Yani çok sen daha çok çok daha iyi biliyorsundur istatistikleri. Yani şöyle bir de o Instagram'ın ulaşamadığı kitle de TikTok ulaşmış oldu. Aşağı yukarı herkese internette şu an ulaşabiliyor. Ya yani benim hem anneannemden değerlendiriyorum hem babaannemden. İkisi de 75 yaş üstü ve ikisine de iki platformda da ulaşabiliyoruz. Kesinlikle. WhatsApp'tan mesaj atıyorum. Babaannem bana her gün ses kaydıyla cevap atıyor. Yani bu noktalara geldi Türkiye'de. Ve evet ekran süremiz çok yüksek. Bunun da tabii haliyle bir yansıması en azından gelir olarak buradaki harcanan para olarak düşündüğümüzde bir yansıması tabii ki oluyor. Peki mesela pazarlama profesyonelleri için her kesimden internet kullanıcısını hedefleyen ve herkesin orada olduğu bir sosyal medya platformu Instagram diyebilir miyiz? Daha çok içerik üretmek için burayı mı tercih ediyorlar ki istatistiklere de baktım. Genelde influencer işbirlikleri için %80 Instagram'ı tercih etmişler. Yani evet biz de genel olarak Instagram üstünden ilerliyor projelerimiz. Orada da aslında yani şöyle bir durum söz konusu. YouTube tarafına veya X bir başka platforma döndüğümüzde üretim anlamında daha büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü mesela YouTube'a bir video içerik çektiğimizde 10 dakikalık bir prodüksiyon yapmak gerekiyor ve bunu gerçekten yapmanız gerekiyor. Eğer masa başı bir format yoksa. Evet. Veya kişinin kendi başına ürettiği bir format yoksa. Ama Instagram tarafına döndüğümüzde bir story çalışmasıyla aslında yine aşağı yukarı benzer kitlelere ulaşabiliyoruz veya bir Reels yapılacaksa daha kısa, 60-90 saniye gibi aralıklarla aslında vermek istediğimizi çok hızlı bir şekilde verebiliyoruz. Bu hem influencer tarafında Instagram'ın tercih edilme sebebi hem de marka tarafında da daha sıkıntısız süreçler ilerleyeceği için çünkü bir içerik ne kadar uzarsa sıkıntı çıkma ihtimali de o kadar artıyor. Herkes açısından daha kolay olduğundan dolayı aslında Instagram tercih ediliyor. Peki kadın erkek kullanımı açısından böyle Instagram ve TikTok'u kadınlar mı daha fazla kullanıyor? İşte mesela YouTube'u erkekler mi daha fazla kullanıyor? Şöyle Instagram tarafında kadın kitlede ağırlıkta. Yani bunu her açıdan bu arada söyleyebiliriz. Influencer gelirleri açısından karşılaştırdığımızda da kadınların gelirleri çok daha yüksek erkek influencerlara göre. Kitle açısından baktığımızda da kadınların etkilenme oranı Instagram üstünden daha yüksek. Anladım. Ee, erkeklere döndüğümüzde de YouTube tarafında evet erkeklerin daha fazla aktif olduğunu söylemek mümkün. Çünkü erkeklere yönelik içerik üreten kanallar daha fazla zaten YouTube tarafına döndüğümüzde. Çünkü kadın içerik üreticileri yıllar içerisinde YouTube'u terk ettiler. Şu an birçoğunun kanalı birkaç senedir, 3 senedir, 2 senedir aktif olarak kullanılmıyor. Ama Instagram'da tabi bütün günlerini paylaşmaya devam ediyorlar. Peki kullanıcı olarak Instagram'ı, TikTok'u kadınlar mı daha ağırlıklı kullanıyor? Evet. Sosyal medya yani mecrası e olarak. Kadınlar kesinlikle daha ağırlıklı kullanıyor. Çünkü ben öyle tahmin sadece benimkisi bir istatistik bu yok elimde. Genel kullanıcıların profillerindeki istatistiklere baktığımızda da kadın takipçi oranları daha yüksek oluyor. Tabi bu şey işte erkeklere yönelik bir spor içeriği üreten veya bir araba içeriği üreten bir influencer'ın profiline bakıyorsak tabi erkek kitle daha yüksek ama genel toplama baktığımızda kadın ağırlığı daha fazla. Anladım. Peki biraz markalarla influencer ilişkilerini biraz daha konuşsak. Burada ne gibi hatalar yapılıyor? Belki bunlardan bahsedebilirsin bize. Yani bu soruyu aslında 5 sene kadar önce falan konuşuyor olsaydık o zamanlarda ağırlıklı olarak biz şeyleri anlatıyorduk markalar. İşte influencer'ı serbest bırakırsanız kendi kitlesine uygun daha güzel içerikler çıkarır ve hem dönüşümleri hem de etkileşimleri daha yüksek olur gibi şeyler anlatıyorduk. Ama bu son aslında bir 2-3 senede iyice markalar tarafından veya ajanslar tarafından da öğrenildi. Bu tarz sıkıntılar hala yaşıyoruz. Ama artık ana sorunlarımızdan birisi influencer marketingi ve influencer süreçlerini anlatmak değil markalara. Yani o yüzden çok çok ciddi sıkıntılar artık yaşamıyoruz. Ama tabii küçük sıkıntılar oluyor. İşte bu videoda bu ürünü bu şekilde göstermişler. Bunu şöyle göstersek olur mu gibi. Teknik şeyler oluyor çıkıyor. yani. Evet ama bunun haricinde biz zaten hem influencer süreci öğrendi hem marka ajansı öğrendi hem de biz aracı olarak aradaki ajans olarak bizde sıkıntı yaratabilecek her şeyi işe başlamadan önce konuşmuş ve masalı halletmiş olmayı tercih ediyoruz. Bu herkes açısından çok sıkıntısız bir sürecin ilerlemesine sebep oluyor. Evet ama dijital pazarlamada herhalde önemli kurallardan biri hedef kitleyi doğru bir şekilde belirlemek. Bunun içinde yapacağınız stratejide kullanacağınız sosyal medya mecrası da çok çok önemli influencer kadar. Çünkü yani diyelim ki az önce dedin ya işte bir otomobil markasının bir ürününü tanıtacaksın. Belki Instagram'da bir kadın bunu tanıtırsa çok etkili olmaz. Doğru bir mecra, doğru bir hedef kitle evet. çok çok önemli. Yani burada şeyleri e, mecra olarak yönlendirme yapıyoruz ama aslında son dönemlerde içerik türü üstünden yönlendirmeler yapıyoruz. Yani onu da şöyle ayırıyoruz dikey ve yatay içerikleri olarak. Dikey bir içerik çektiğimizde yani Reels TikTok veya YouTube Shorts gibi dikey içerikler çektiğimizde bütün platformlarda aynı anda yayınlayabiliyoruz. Bunun böyle bir artısı var. Ama YouTube gibi yatay içerik, yani YouTube Shorts'u dahil etmiyorum. Normal YouTube videoları yatay içerik olduğundan dolayı TikTok'ta mesela düzgün bir şekilde yayınlayamıyorsunuz. Yani aslında içerik türlerini ağırlıklı olarak biz ayırmaya başladık. Bu da dikey içeriğin e, yükselişi son yıllarda artık önüne geçilmez şekilde bir yükselişi var. Çünkü herhalde insanlarda bir bu kaydırma alışkanlığından dolayı muhtemelen dikey içeriklere bir yönelme oldu. Ve izlenme oranları da platformlar birbirleriyle yarıştıklarından dolayı bunun algoritma tarafından push edilme oranları çok yüksek. Bu yüzden dikey içeriklere bir yönelimimiz var. Anladım. Yani markaların da biraz üzerlerine düşen sorumluluklar var anladığım kadarıyla. Onları doğru yapmaları gerekiyor. Buradan belki şeyi sorabilirim sana. Bir de artık böyle mikro influencerlar, makro influencerlar gibi işte sektörel influencerlar, etkileyiciler gibi terimler de ortaya çıktı. Belki ben bir mikro influencer olabilirim bu arada. Evet <laughs> yani. ne, katılıyorum buna. Yani onların etkisi daha mı fazla oluyor? O tip influencerları nasıl görüyorsun? Yani şöyle spesifik bir alanda içerik üreten bir kişi küçük de olsa bir kitle topladıysa bu çok değerli. Çünkü o kitledeki insanlara ulaşmak genelde zor oluyor. Çok büyük bir hesapla çalıştığınızda herkes oluyor hesabın içinde. Her kitleden insan oluyor ama bizim bir hedeflediğimiz bir kitle varsa ona ulaşmak, önüne düşmek biraz daha düşük bir ihtimal oluyor. Buradan yola çıkarak aslında mikro influencerlarla çalışma oranları çok yükseldi. Ya tabii gün geçtikçe mikro diye tabir ettiğimiz influencer'lar da aslında hesapları yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum, mikro influencer değil ama mesela Harry Potter içeriği üreten Messy Taha adında bir influencer var. Sadece Harry Potter içeriği üretiyor ve inanılmaz büyük bir kitleye ulaştı. Evet, ya odaklı ilerleyenler de evet. çok şey oluyor. Etkileşimi çok fazla oluyor. Evet, bir noktadan sonra hem etkileşimleri çok yükseliyor hem hesapları da büyüyebiliyor. Çünkü herhalde bir şeyi tutkuyla yapıyorsak etrafımızdaki insanlar da bundan zamanla etkilenmeye başlıyor. Doğru yani bir bağlanma söz konusu var. Hedeflenen kitle var ve işte orada anlatılanlar %100 ilgisini çekiyor. Her bölüm takip ediyor bizi takip edenler gibi. önce bir radyo programcısı radyodan bir çağrı yapmıştı ve işte bir buluşma gerçekleştirelim Sultanahmet Meydanı'nda diye ve belki inanmazsın ama Sultanahmet Meydanı doldurmuştu. Belki 90'lı yıllar olabilir ya da 2000'li yılların başları, ortaları. O zamanın belki influencer'ı radyo programcılarıydı diyebiliriz. Sonra yine 2019 ya da 2015 olabilir. Enes Batur bir alışveriş merkezinde aynısını yaptı. O an gözümün önüne o radyo programcısının yaptığı gelmişti. Ya yani i̇ş nereden nereye geldi, değişti. Şimdi zaman zaman görüyorum böyle özellikle LinkedIn'i de çok yakından takip ediyorum. Böyle işte mikro influencer dediğimiz influencerlar buluşmalar gerçekleştiriyorlar. 200 kişi de olsa 300 kişi de olsa böyle toplanıp bir şekilde o insanları oraya getirmeyi başarıyorlar. Bunun etkisi çok büyük gerçekten. Yani şöyle artık mesela zaten örnekteki Enes Batur gibi isimlerle Böyle buluşmalar gerçekleştiremiyoruz. Güvenlik sebepleriyle. Yani çok büyük kalabalık oluyor ve gerçekleştirilemiyor. Bunu o yüzden daha küçük kitlelere sahip isimlerle gerçekleştirmek çok daha mantıklı oluyor. Hı hı. Peki son dönemde ya da bugüne kadar yaptığınız kampanyalar içerisinde böyle ilginç, değişik, çok büyük başarılara ulaşan hikayeler var mı? Var aslında. Yani şöyle bu kadar sene bu işin içerisinde olunca Belli başlı dokunabileceğimiz noktalar var. Bu noktalara dokunduğumuzda çok büyük etkileşimlere, erişimlere sahip oluyor ürettiğimiz içerikler. Bu da yani bir noktada bütün bizim çalıştığımız ekipteki herkesin kafası bu şekilde çalışmaya başlıyor. Yani şu an mesela bana bir, bir saat vakit verirse ben herhalde çok kolay bir şekilde Twitter'da özellikle viral olacak bir tweet oluşturabilirim. Yani böyle mesela bir saat içerisinde bu tarz kurgularla 7-8 milyona ulaştığımız tweetler oldu son dönemlerde Harika Bunlar Ve yani şöyle o aslında bir marka işbirliği Sadece ürün yerleştirme var hiçbir şekilde gözükmüyor Yani şey ismen geçmiyor sadece bir fotoğrafta ürün yerleştirme var ama influencer milyon... mı kullanıyorsunuz yoksa Hayır no name no name no isim çıkıyoruz. Twitter'da özellikle yapıyoruz bunu. No name bir isimden yola çıkıyoruz, bir kurgu tweet oluşturuluyor ve bu insanlar etkileşime geçtikçe başka insanların önüne düşmeye başlıyor. 5 milyon ya da 6 milyon kişiye ulaştık o tweet'le ve aslında biz o projeyi alıp o tweet'i alıp diğer mecralarda işte çeşitli sayfalar oluyor ya bu tweetleri falan paylaştıkları komedi sayfaları oluyor genelde buralarda aslında paylaştırmak istiyorduk ama iş öyle bir noktaya gitti ki biz paylaştırmadan bunlar bütçeyle gerçekleşecek işlerde o arkadaşlar kendileri paylaşmaya başladılar. Hmm, bu tweetleri anladım. önünü alamadık yani twitter'da gözüken rakam 5 milyon ama aslında instagramdaki o bilmediğimiz görmediğimiz sayfaların paylaşımlarıyla yani bir 10-15 milyon kişiye ulaşmış olma ihtimali var. Öyle Anladım. bir şey yaşadık son dönemde. Onu da tweet'ini şeyden sonra, bunun yayınından sonra paylaşırım. Tamam, lütfen. Ben Tweetden de podcast'ın son ben de podcast'in açıklama kısmında paylaşırım. Ve i̇lginç olarak aslında buna da değinmek isterim. LinkedIn tarafında biz pandemiden sonra çok fazla çalışma yapmaya başladık. Aslında en başta başladığımızda bana da biraz garip gelmişti. Ama LinkedIn garip bir şekilde hem markaların aslında çok mantıklı bir şekilde tercih edebilecekleri bir platform hem de satın alma gücü yüksek ve genelde beyaz yakalılardan oluşan ve bir grup aslında öğrenciden oluşan bir platform. Ve biz LinkedIn'de son dönemde çok fazla çalışma yaptık. Burada da birçok isimle onların süreçlerini yürütüyoruz. Böyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunları ilginç olarak sayabilirim. Çünkü bu, yani aslında işe başladığımız dönemlerde biz insanlara influencer marketingi anlatıyorduk marka ve ajanslara. Şu anda da LinkedIn üstünde çalışma yapabiliriz diye bunu anlatmaya başladık. Ve bir çok markaya da mantıklı geliyor. Yani çünkü belli başlı kategorilerde özellikle işte sürdürülebilirlik gibi alanlarda LinkedIn'de çalışma yapmak çok mantıklı. Bunlar bana son dönemde ilginç olarak anlatabileceğim şeyler olarak aklıma geldi. LinkedIn'de böyle değişik paylaşımlar yaptığınızda zaman zaman tepkiler gelebiliyor bilmiyorum sen karşılaştın mı? Geliyor. Yani böyle paylaşımlar yapmayın burayı Instagram'a çevirdiniz neden bunu paylaştınız gibi gibi böyle tepkilerle karşılaşabiliyor LinkedIn kullanıcıları ya o da evet. güzel hoşuma gidiyor aslında oranın böyle bir kültürü var diyeyim belki Türkiye tarafında bu böyle gelişti bilmiyorum onu bozmamaya gayret gösteriyor ya o kullanıcılar şöyle. aslında Instagram'da da ilk reklam yapılmaya başlandığında alta hep böyle yorumlar geliyordu reklam yapma işte neden reklam yapıyorsun gibi sonra o birden birden kesildi. Çünkü herkes oradaki şeye alıştı. Anladım. Bence LinkedIn'deki de bir süreç ama genelde zaten fayda fayda odaklı iki tarafında faydalanabileceği içerikler üretildiğinden dolayı bu şey çok kolay aşılır diye düşünüyorum. Yani örnek veriyorum sürdürülebilirlik üstüne bir podcast yapıyorsunuz bir marka ile birlikte ve LinkedIn üstünden yola çıkarak bunu paylaşıyorsunuz. Bu aslında hem marka için faydalı hem dinleyen kişiler için faydalı. Böyle bir süreç ilerlediğinden dolayı bu durumların çok daha kolay aşılacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ama hiçbir zaman bir Instagram gibi durmadan reklamla karşılaşacağımız bir platform tabii ki olmayacak. O da çok zor olmaz. Bugüne kadar yaptığınız kampanyalar içerisinde en popüler Instagram gönderisini de bizimle paylaşabilir misin? Onu da koyarım şeye podcast'in açıklama kısmına. Tamam. Yani bunu bir düşünmem gerekiyor bu arada. Onu bulduktan tamam. sonra, hangisi olduğunu bulduktan sonra paylaşırım. <laughs> birçok birçok vardır ama bir tanesini paylaşırız böyle. Evet. Etkileşimi görelim orada. Onu i̇şte, unutuyoruz. Etkileşim? Zamanla yaptığımız şeyleri unutuyoruz. Onları kaydettiğimiz bir aslında şeyimiz var ajans olarak ama oradan arayıp bulmak gerekiyor. Ben ona bakacağım. Tamam. Peki son olarak şunu sorabilirim sana. Sanal influencerlar hakkında ne düşünüyorsun? Böyle bir çalışma yaptınız mı? Dünyada takip ediyor musun? E onlar da çünkü böyle çok fazla trend oldu. Geçtiğimiz sene de konuştuk. Bu senenin de trendleri arasında yer alıyor. Ediyorum. Hatta Lil Miquela diye bir hesap var. Onu yıllardır takip ederim. Onunla ilgili hatta ben bir video içerik bile üretmiştim zamanında birkaç sene önce. Yani şöyle bir kitle var oluşan bu sanal influencerlar etrafında da bir şeyin alıcısı varsa o iş üretilmeye genelde devam ediyor. E markaların da bunu, bu tarafta bir talebi oluyor. Bir de son dönemde şimdi yapay zeka sistemleri de çok fazla gelişmeye başladı. Aslında bu tarz sıradan bir insan bile hiçbir bilgisi olmadan kendine bir avatar üreterek aslında bu tarz içerikler üretebilir bir noktaya geliyor gibi duruyor en azından şu anlık. Yani bunların o yüzden sayısının artacağını da düşünüyorum. Kesinlikle. Türkiye'den de var mı bilmiyorum ama yani önümüzdeki dönemde var. belki markalar var mı? Var evet, herhalde doğruyla. Alara X var. diye bir hesap var benim bildiğim. Anladım. Markalar bunun üzerine de belki çalışma yapmak isterler. Ya, yani yurt dışında özellikle çok şeyler sıcak yaklaşıyor bu hesaplarla çalışmaya. Çünkü baya bir kitle var. Birinde 3 milyon var birinde 6 küsür milyon takipçi var. Alara X'te de 500 bine yakın takipçi var diye hatırlıyorum. Anladım. Peki yani sanal influencerlardan belki şuna da geçebiliriz. Metaverse hakkında ne düşünüyorsun? O tarafta henüz Metaverse influencerları yok herhalde. Yani çok fazla hızlı bir şekilde hype'lanma olduğunu düşünüyorum o tarafta. Bence Facebook tarafı da Meta şirketinin adını Meta olarak değiştirdikten Hı -hı. sonra çok fazla aradığını şu anlık en azından bulabildiğini düşünmüyorum. Evet. Ama birkaç sene içerisinde nereye gider ne olur tabii ki kestirmek çok zor. Ama özellikle metaverse ve NFT tarafında çok hızlı bir şekilde insanların buraya hypelandığını düşünüyorum. Ama tabii birkaç senede işlerin nereye gideceğini kestirmek çok zor. Çünkü yapay zeka teknolojileri bile 3-4 ayda bile nereden nereye geldiler. Ya evet. tabii bu uzun yıllardır devam eden süreçler ama kullanılmaya başladıkça bu tarz şeylerin gelişim hızı da arttığından dolayı metaverse'te çok farklı noktalara gidebilir ama şu aşamada bence çok erken bir yükselme olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar tarafında. Bunu bir chat GPT'ye soralım. Bence. Yani şey <laughs> son, dönemin, merak son dönemin geyiklerinden biliyorsun. Ve kime evet. ne sorsak yani uzmanına soruyoruz bir şey. Bunu bir chat GPT'ye sormak lazım diyorlar. <laughs> yani ben de girdiğimde bazen özellikle ilk girdiğim dönemlerde birkaç saat vakit geçirdiğimi biliyorum. Evet, kullanıyor musunuz sizde? Kullanıyoruz. Yani ben de kullanıyorum. Birçok şeyde en azından bize mantıklı bir cevap vermese bile nasıl düşündüğünü merak ettiğimizden dolayı önümüzde mesela bir brief varsa bunu bile denedik. Brief'teki bütün bilgileri girdik ve buna uygun bir influencer kampanyası yaratabilir misin gibi bir şeyle gittik. Genelde benzer sadece süreç anlatımında bulunuyor. Şöyle yapabilirsiniz, bu tarz bir süreç işletebilirsiniz gibi bir şu anlık en azından bir fikir vermedi. Çok yaratıcı bir hmm. fikir vermedi ama bunun tabii birkaç ay sonra bile verebileceğini düşünüyorum. Birkaç bölüm önce Tex Cortex'ten Berlin'den Ceyhun konuğumuz oldu. Onların da ChatGPT'nin bir benzeri yapay zekaları var. Onlar da bu tip konularda destek oluyorlar ve birden de fazla var bu arada Berlin çıkışlı bir girişim. Onları da deneyebilirsin sadece ChatGPT değil bu arada geçtiğimiz dün hatta ChatGPT 4 yayınlandı canlı yayında. Bakalım gelişmeler neler olacak hep beraber göreceğiz. Yani Karakter tanımaya, karakter yaratmaya kadar giden bir süreç herhalde başlamış oldu. Yani artık yazıştığı kişiyi de muhtemelen tanımaya başlayacak. Öyle anladım en azından. Bir de bugün sanıyorum ki Google kendi yapay zekasıyla ilgili bir şeyler açıkladı. Google Docs üstünde kullanılacak sanıyorum. O tarafta da yani Google tarafında da herhalde birkaç ay içerisinde çok büyük gelişimler olacağını düşünüyorum çünkü muhtemelen bu kadar hızlı bir şey beklemiyorlardı ChatGPT tarafında. Kesinlikle. Bakalım önümüzdeki dönem nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Yavaş yavaş sona geldik. Belki kapatırken her konuğuma bir kitap önerisi soruyorum. Sen de bir kitap önerisi yaparsın bize. Sonra da veda eder, kapatırız. Tamam. İlk aklıma gelen Julia Cameron'ın Sanatçının Yolu adında bir kitabı. Kısaca da hemen bahsedeyim. 12 haftalık bir program bu. Bunu her hafta o haftaki kısmını okuyarak uygulamanızı istediği bir dizi görev var. Bir de standart istediği bir şey var. Her sabah uyandığınızda defteriniz yanınızda bulunuyor ve hiçbir şekilde ne telefona bakıyorsunuz ne su içiyorsunuz ne kalkıyorsunuz yataktan kalem ve defteri alarak 3 sayfa boyunca yazı yazıyorsunuz. Aklınıza bir şey gelmiyorsa 3 sayfa boyunca aklıma benim hiçbir şey gelmedi yazarak dolduruyorsunuz. Bir Ve bu insanda gerçekten yaratıcılığı çok farklı boyutlara getiriyor 12 haftanın sonunda. Tavsiye ederim. Süper. Bunu da ekledik kütüphanemize ben de okuyacağım. Çok çok sağ ol Erkam. Takip etmeye devam edeceğiz seni. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler paylaştın bizimle. Davet için teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere. Tekrar buluşmak üzere. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da et Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info trendleri et gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.